Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı'na hakaret e, suçundan tahliye edildi ama halkı kin ve düşmanlığa alenen e, tahrikten hala tutukluluğu e, sürüyor diyelim. Ve başkent stüdyoya kameralarımızı bir çevirelim. Çünkü Türk İş Başkanı Ergün Atalay 81 ilde miting çağrısı yaptı. Önce e, Trakya e, dedi. Peki orasında diğer iller nereler? E, nasıl bir kalabalık olacak? Türkiye'nin en büyük mitingi olacak diyordu. Son durumu ve detayları bizlerle Emre Sercan 2'ye paylaşacak. Emre. İrem Sansak evet dün aslında Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Türk İş Genel Merkezi önünde hem sendikanın üyeleri hem sendika temsilcileri hem de sendikaya bağlı başka sendikalar, Belediye İş Sendikası, Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan da oluşan isimler vardı ve burada aslında temel problem ekonomide yaşanan sorunlara dikkat çekmek için bir başlıkla oradalardı. Zordayız, geçinemiyoruz başlığıyla Türk İş burada bir ufak çaplı da olsa bir mitinge dönüşen bir açıklama yapmış oldu. Tabii en dikkat çeken nokta sizin de belirttiğiniz gibi büyük bir miting planladıklarını açıkladı Ergün Atalay. Bu mitingde meclis açılmadan önce, 2025 yılı bütçesi görüşmeleri başlamadan önce ve meclis açıldıktan sonra planlanan bir miting olduğu söylendi. Başkent Ankara'da büyük bir miting yapılacağını açıkladı. Meclis açıldıktan sonra tarihin netleşeceğini biliyoruz. O tarih netleştiğinde de önümüzdeki süreçte sadece Türk İş değil ancak diğer sendikaların da katılımlarının beklendiği belirtelim büyük bir miting düzenlenmesi planlanıyor biliyorsunuz ve tabi bir sonraki hafta e, Trakya'ya gidileceğini açıklamıştı. Trakya'da 26 Ağustos'ta bir miting yapılacak. Onun hemen ardından Zonguldak'ta biliyorsunuz maden işçilerinin de çok yoğun olduğu ve Zonguldak'ta bir miting planlandığını duyurdu. Ve 81 ilde aslında eş zamanlı açıklamalar da bu hafta içerisinde yapıldı aslında Türk İş'ten ve geçinemiyoruz başlığıyla özellikle ekonomi ekonomideki sorunlara dikkat çekmek için Türk İş böyle bir eylemlilik kararı almış durumda. Tabi dünkü konuşmasında satır başlıklarında bazı cümleler vardı Ergün Atalay'ın. Özellikle işçilere dair mesajlar verdi. Yılbaşından günümüze kadar iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Her şeyin fiyatı iki katına çıkarken işçinin, emeklinin, yoksulun geliri yerinde saydı dedi. Ve vergide adalete özellikle dikkat çekti. Vergide adalet konusu biliyorsunuz aslında önüm çok sık gündeme gelmeye başladı çünkü ülkemizde gelir adaletini sağlamak için vergi sistemindeki adaletin sağlanması gerekiyor açıklamasını yaptı Ergün Atalay ve çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınması gerektiğini ve vergide adaletin bu şekilde tesis edilebileceğini dair bir açıklama yapmış oldu. 6 ay sonra sözleşme görüşmeleri başlayacak dedi. Biliyorsunuz asgari ücret görüşmelerinden bahsediliyor burada ve onunla ilgili de şöyle dikkat çeken bir açıklama yaptı. Grev istiyorsanız en önde giderim. Çalışma hayatında sıkıntılar hat safhada. Ben 30 senedir böyle bir ekonomik darboğaz görmedim. Savaşın, koronanın, depremin farkındayım ama ekonominin kötü yönetildiğinin de farkındayım diyerek aslında ekonomi yönetimine de bir eleştirisi olmuş oldu. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın ve önümüzdeki süreçte askerlerimizin ücret görüşmelerine ilişkinde bir çarpıcı açıklama yapmış oldu. Tabi tekrar şundan bahsetmekte fayda var. Konuşmasında en çok dikkat çeken şey şuydu. Özellikle meclis açıldıktan sonra ve 2025 yılı bütçe görüşmeleri başlamadan önce büyük bir Ankara mitingi, Ankara'da geçinemiyoruz mitingi planladığını duyurdu Türk İş Başkanı Ergün Atalay. Haftaya Trakya'da olacaklarını, ondan sonraki hafta Zonguldak'ta olacaklarını ve bu mitinglerin devam edeceğini Diğer sendikalarla da görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Onlar da detaylar belli oldukça bizler de zaten paylaşacağız. Tabii bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisinin tematik mitingleri devam ediyor. İsterseniz kısaca ondan da bahsedelim. Cumhuriyet Halk Partisi daha önce öğretmenlerle ilgili büyük emekli mitingi yapmıştı Ankara'da emeklilerle ilgili ve yine işçilerle ilgili geçinemiyoruz mitingi yapmıştı ve son olarak fındık mitingi yapmıştı hatırlayacaksınız çay mitingi yapmıştı. ve buğday mitingi yapmıştı ve şu anda da önümüzdeki hafta içerisinde bu hafta içerisinde 24 Ağustos'ta Gaziantep'te fıstık mitingi yapacak ve fıstık üreticilerinin sorunlarına da değinecek Cumhuriyet Halk Partisi. Saat 18'deki mitingde CHP lideri Özgür Özel iktidara bir çağrı yapacak tabii ki çiftçilerin, üreticilerin sorunlarını dile getirmek açısından. Ancak şundan da bahsetmekte fayda var. bu fıstık mitinginin ardından Cumhuriyet Halk Partisi e, Niğde'de bir patates mitingi düzenlemeyi de hedefliyor. Bununla ilgili tarih henüz netleşmiş değil ancak patates üreticilerinin sorunlarına da dikkat çekmek için CHP bu tematik mitinglerini Niğde'deki patates mitingiyle devam ettirecek diyelim. Bizler de önümüzdeki günlerde bu gelişmeleri takip edeceğiz diyelim ve sözü tekrar stüdyodan size bırakalım.